sizinle söyleyeceği ilgili çok heyecanlıyım. Sizin de heyecanlı olduğunuzu tahmin ediyorum. Soruyorsunuz şu mont olayına çok tekrarı düştüğümü zannediyorsunuz ama öyle değil sevgili izleyiciler. Mont çok 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 kritik. İnanılmaz inanılmaz kritik. Çok çok önemli bir delil. Mont çok önemli değil mi Seher? Böyle gözüküyor. Ya. Benim bu kadar soru sormam sana bazı şeyleri çağrıştırıyor değil mi? Çok ısrarla soruyorum. Çünkü ben montun sevgili izleyiciler çok kilit olduğunu düşünüyorum. Ve Seher dün montu o çalılıklarda orada üstünden işte boğuşurken düşürdüğünü kabul etti. Mont orada. Ve birazdan çok önemli bir bilgiyi de açıklayacak ama onun öncesinde ben Seher'e şunu sormak istiyorum. Taner'in yalan söylediğini söyledin sen evet. Seher. Taner neyi yalan söylüyor? Abla dediğim gibi beraber indik olay yerine. Hemen bir adım arkamdayız zaten. Cesedi beraber gördük. Hani ben gördükten sonra da gördük. Ne kadar bir gösterir misin canım? İkimiz beraberiz. Ya bir uzaklığı bir mesafeyi görmek istiyorum. Tabii ki abla. Bu kadar yan yana mıydınız yan gerçi? Yan yanaydık abla zaten. Hani ben öndeydim. Yokuştan aşağı iniyorsunuz, iniyorsunuz beraber. Ben ne kadar ben bu kadar arkada mıyım? Yani arkamdasın zaten. Bu kadar buradayım yani. Evet hadi hani şu kamera düşün abla sadece. Bak şu kameraya doğru gidelim. Jimmy'ye doğru gidiyoruz. Jimmy'ye gidiyoruz arkadaşlar. Gel. Zaten hani direkt zaten karşımıza çıktığı için hani siz ben sen cesedi buldun neredeyim ben? Ya bir adım arkamdasın işte ya yakınız zaten. Hani aha. Sonra hani ben çığlık attığımda zaten bağırdığımda zaten Taner abi elimden tuttu çıkardı zaten. Göster izleyicilere. Böyle elinden tutmuş. Aynen. Yukarı götürdü zaten. Yukarı götürdü yani. Beraber sonra, gittiniz. Aynen yukarı gittik. Beraber gittik sonra dediğim gibi. Geride durdum ben diyor. Ya, yanındaydı. Taner niye yalan söylüyor? Neyi yalan söylüyor bilemem oğlum onun şeyini ama ben hani dediğim gibi ifadesini hani ben de okudum. Birazdan. Birazdan Gökhan şimdi değil. Evet şimdi değil Gökhan. Evet. Dediğim gibi ifadesini ben de okudum hani okuttunuz. Hı hı. Dediğim gibi hani arkamdaydı. Neyi yalan söylüyor bilemem. Hı hı. Muhabirimiz hazır mı? Taner'le ilgili bilgi var açıklamak istiyoruz çünkü çok kilit bir isim Taner. Günlerdir orada muhabirimiz Murat. Hazır mı arkadaşlar Murat? Bana bir haber verir misiniz? Tamam. Bu Taner'le ilgili bilgiyi açıklasın. Biz neyse Murat açıklasın. Murat açıklar mısın lütfen? Taner nerede? Biz aslında herkesin bu yayına gelmesini istedik. Şimdi Faruk Efendi kendini kilitledi evet, evde anladığım kadarıyla. Tamam mı? Ve Taner'e bulalım dedik. Taner gelsin lütfen istiyorum. Bir konuşayım kendisiyle dedim. Murat Taner nerede? Taner'e günlerdir ulaşamıyoruz. Biz de ulaşamıyoruz. Yakın çevresi de Taner'e ulaşamıyor. Normalde Taner benzinlikte çalışması gerekiyor. Biz de şu an zaten o benzinlik civarındayız. O benzinlik civarında araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Sadece burada bu bölgede değil Selendi'nin tamamında vazgeçme ekibi olarak araştırmalarımızı sürdürüyoruz ve şüpheli ölümle ilgili adım adım iz sürüyoruz. İşte burada iddiaların odağındaki isim Taner. Taner çok önemli bir isimdi. Özellikle bu dosyada ve biz günlerdir Taner'e ulaşmaya çalışıyoruz. Sadece biz değil, Selendi'den de bazı kişiler özellikle Taner'e ulaşıp bu noktada konuşması için Taner'i bulmaya çalışıyor. Ama maalesef ki Taner'e günlerdir ulaşılamıyor. Kimse Taner'i görmüyor. Murat, Taner bir şekilde birileri tarafından ya bir noktada tutuluyor. Bu arada, Taner bir yerde tutuluyor. Bu arada şunu da söyleyelim. Taner'in eşi de karısı da onu terk etmiş gitmiş doğru mu? Evet, evet doğrudur. Bu olaylar çıktıktan sonra Taner'in eşi de çocuklarını alarak babasının evine gidiyor ve Taner'i burada tek başına bırakıyor. Taner günlerdir çocuklarını da göremiyor bu şekilde. Çocuklarını da göremiyor ve Taner'in eşi bu olaylar başladıktan sonra Taner'i terk edip çocuklarıyla beraber babasının evine gidiyor. Peki teşekkürler. Taner'in görüntüsünden hazırlar mısınız? Taner'i görenler, duyanlar, Taner sen de öyle. Yani başına bir şey gelmiş olabilir. Taner... Yani ortadan kaldırılmış olabilir, her şey olabilir, bütün o yani eşi bir ilişki hiçbir şekilde. Neden böyle bazı detayları çok fazla veremiyorum. Taner'in başka görüntüleri yok muydu Hacer'cığım? Hepsini bir girelim lütfen toplu halde. Okuyun lütfen. Diğer görüntülerden bahsediyorum arkadaşlar. Hazır değil mi? Hazır mı? Bir okur musunuz lütfen? Bir okuyun lütfen. Demiştik ki Taner'in başka görüntülerini hazırlayalım. Görenler, duyanlar bizi arasın demiştik ya. O yüzden Taner'in yeni görüntülerini ben istiyorum. Nedir, ne durumda? O nerede arkadaşlar o görüntü? Tamam, hazırlayacaklar. Arkadaşlar hazırlarlarken hemen sana sormak istiyorum. Taner bir yerde alı mı konuluyor?
Bilemem valla. Bunu fark yapabilir mi? Bilmiyorum, yapar mı yapmaz mı bir şey diyemem valla. Çünkü hani ben de hani... Yer yarıldı Selen dedi, sanki yerin altına girdi Taner yani. Taner ortalıklarda yok. Saklanıyor mu Taner şu anda? Aile saklandığını düşünüyor. Gelenlikle. Hı? Gelenlikle onu olabilir. Faruk neden Taner'i saklıyor? İkisi beraber bu işi yaptılar. Allah o mu yaptı mu yaptı diyemem hani. Bir şey hani o yönden gerçekten bir şey bilmiyorum. Hı hı. Yavaş yavaş dediğiniz gibi her şey ortaya çıkıyor. Yani çıkmaya hani bir adım bir adım daha yaklaştı. Her şey elinde konusunda çıkacak. İlk az günlerde kaldı. Hani alnım açık döyüldü bu ya Faruk. Neye kaçıyor madem Türkiye'ye kaçıyor? Bence alnım açık döyüldü. Çocuk kendi asıldı döyüldü. Alnı açıysa çıksın gelsin buradayın. Oğlumun son şeysine kadar buradayım. Çıksın gelsin. Anlatıyordu. Niye kaçıyor madem Türkiye'ye karşı? Niye kaçıyor? Niye kaçıyorsun madem? Gelsin madem şuraya. Hazırladınız mı görüntüyü arkadaşlar? E niye hazırlamıyorsunuz ya? Ya gerçekten olacak iş değil yani. Şimdi gözlüklü Haydar'ı nereden bilsinler? Tanıyanlar, görenler bizi bir arasın lütfen. Taner sen de bizi arayabilirsin. Telefon numaraları altta giriyor. Bak görüyor zaten telefon numaraları. Taner'i tanıyanlar. Eşi lütfen bize ulaşsın. Eşinin de bize ulaşmasını rica ediyoruz. Eşin adı ne Taner'in? O da niye gitti eşini bıraktı? Kocasının bu cinayetin içinde olduğunu mu düşünüyor? Ondan bu arada olabilir seniz yani. Benzin istasyonu bıraktıktan sonra önce Faruk Efendi gidiyor. O görüntülere girebilirsin Hacer. Bak hangi görüntülerden bahsediyorum. Benzin istasyonu bıraktıktan sonra Taner de koltuğunun altına bir şey koyuyor. Bak koltuğu, Taner'in görüntüsünü giriyor musunuz? Koltuğun altına bir şey koyuyor. Hemen arkasından Faruk Efendi'nin yanına gidiyor. Beraber gittiler. Ne yaptılar sence? Bilmiyorum abla. Bilmiyorum. Bak şu görüntüler sana ne anlatıyor Seher? LED'e de ver, daha büyük görsün Hacer. Ver LED'e. Ne yapıyor sence burada Taner? Bir bana yorumlar mısın? Çok merak ediyorum. Panik halinde abla. Panik. Hani o gözüküyor. O panikliği görünüyor değil mi? Evet. Bak. Bak. İçinde bak. Bak. Genellikle bu avucun görüntü içinde. İncelenmesini istiyorum. Bak çok, elinde çok bir şey var. Bunun elinde bir şey var Didem Hanım. Bak bunu incelenmesini istiyorum. Bu adam yerinde ne varsa telefon değil bu. Gelenlikle ya. Neyse incelenmesini istiyorum Türkiye'ye karşı. Ne var sence koltuğun altında? Bilemem ne olduğunu. Ben orasının ofisin içindeyim zaten odada. Peki bunlar niye bu kadar çok panikler? Abi onları ben cevabını veremem siz. Onların vermesi gereken cevaplar bunlar. Benim vermem gerekti. Ben ama siz bana sorduğunuz ama ben sonuçta, ofisin içindeyim abla o sırada. Hayır bebeğim sen sonuçta İsmail'le o şeyi yaşayan, arbedeyi yaşayan sensin. Tamam benim ama ben ofisin içindeyim. Onları arayan sensin. Evet. Ben Faruk abi aradım. Taner abi aramadım. Ben daha düne kadar Taner abinin jandarmada öğrendim ismini. Hani. Görmedin sen. Görmedim. Hiç Taner abi görmedim ben. O gün orada gördüm petrolde. İsimde bile hani... İsmini sorduklarında sadece jandarma da öğrendim ben ismini. Şunu sormak istiyorum. Madem hiç o güne kadar görmemiştin, niye aşağı onunla beraber indin de Faruk abiye güvenmedin? Faruk abi inmedi. Yani benim belim ağrıydı, inmedi. Taner abiyle beraber indik. Bir şey söyleyeceğim. Faruk'un bel sıkıntısı var mıydı? Bel fıtığı bilemem var mıydı? Bilemem ama sağlık durumu nasıldır? Beli sıkıntı var mı yok mu bilemem. Ama hani... arabaya bindiğinde sürekli arabada yan yanasınız ya. Arkadaşlar ben görüntüyü hala bekliyorum bu arada. Belinde ağrı varsa... Şimdi o gün Faruk'un beli neden ağrıdı? Benim ağrıydı. Beli neden Taner ağrıdı? Taner abiyle aşağı indik biz beraber. Yalan İkimiz indik. Söyle. Ya beli gerçekten daha önce ağrıyordu. O sırada aşağı in. Ya da o sırada ağır bir şeye kaldırdı, bir şey oldu. O sırada o yüzden beli ağrıyor. Bir son dakika bir şey oldu belini ağrıttı. Ya da aşağıda ceset olduğunu biliyordu. Zaten biliyor. Zaten bildiği için de. Bildiği için de. Seher sen bunu yayından sonra çok önemli bir şey söyledin. Ve bana dedin ki Didem abla şimdi değil bekleyelim mi dedin. Önce onu biraz sonra söyleyeceğiz ama neden beklememi istedin? Bunun cevabını bir aradan sonra...